Alo. İyi akşamlar, buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? İyi akşamlar hanımefendi. Ben hocama bir sorum olacak da. Benim bu dizlerimde ağrı var. Dizlerinizde ağrı var. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dizinizde ağrı var. Peki kıkırdaklarda yıpranma var mı? Hocam işte film çektirmeye gitmiştim SSK'ya. Film çekildiğinde şey demişti bana. Ya dizlerinde herhangi bir şey görünmüyor demişti. Bir karışık meylem verdi bana. Hap falan verdi. Ben kullandım ama bir de ayrıyetten bir ilaç verdi. Bu suya katılıp içilmeli. Onlardan kullandım. İçtim ama hiçbir şey de göremedim yani. Bu merdiven çıkarken özellikle böyle bıçak gibi batıyor böyle sol tarafıma. İki dizimde de var. Şimdi kıkırdaklardaki yıpranma sinirleri zedeliyor. Aşınma, evet. Aşınma söz konusu burada, kıkırdaklarda. Buna karşı dünyada en etkili bitki nedir? At kuyruğu. Ama sadece at kuyruğu değil, ısırgan otu, şeytan pençesi kökü, ayrık kökü, civan perçem otu. Çok özel bir formül geliştirdik biz bunun için. 40 evet. Kilit forte. 40 kilit. Eğer ki bağırsaklarınızda bir problem varsa, midenizde, bağırsaklarınızda bunun da tedavisi şart. Çünkü midede ve bağırsaklarda problem olursa, buradan sürekli toksik madde gelir, tekrar problem 3 ay 5 ay sonra yine nükseder. Herhangi bir rahatsızlıkla da mide ve bağırsakları tedavi etmek şart. Mide ve bağırsaklar tedavi olmadan hiçbir zaman hastalıklar kalıcı olarak iyileşmez. Nükseder, nükseder, nükseder. Nüksetmemesi evet. için hastalıkların kökten tedavisi için midede gastrit, ülser varsa, reflü varsa tedavisi şart. Bağırsaklarda kolit, ulceratif kolit, spastik kolit, morbus Crohn vesaire varsa mutlaka tedavisi şart. Bir de bağırsaklar tedavi edilmedikçe karaciğer tedavi edilemez. Karaciğer tedavi edilmezse hiçbir hastalık tedavi edilemez. Çünkü karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtamazsa karaciğer arıtma tesisi gibi. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Yani bizim köyün üstünde temiz bir ırmak var. Billur gibi. Köyün içerisinden geçerken caminin yanındaki tuvaleti, kanalizasyonu vermişler ırmağa. Aşağıdaki köyünde suyu yok. Onlar da bu pis suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hasta. Aynı şekilde karaciğerde de sürekli bağırsaklardan bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Vitamin, mineral, enzim geldiği gibi mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik madde de geliyor. Karaciğer bu toksik maddeler arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Vücudun zayıf noktalarına. Bu nedenle mide ve bağırsaklar tedavi edilmesi şart. Karaciğerin tedavi edilmesi şart. Aksi halde bugün iyileşirsiniz, yarın tekrar hastalanırsınız. Sonra başka bir hastalık çıkar, sonra başka. Tedavi mümkün değil. Mide, bağırsaklar, karaciğer. Bu organın, üç organı tedavi ettiğinizde her türlü hastalığı kalıcı olarak tedavi edin. Kalıcı.